Bir resme belli miktar bir belirsizlikle bakarsanız algınız o resmi yükseltir ve resmi olası referanslara göre anlamlandırmaya çalışırsınız. Onun ne olduğunu bilmezsiniz ama resimle alakalı olabilecek her türlü düşünceye açık olursunuz. Modern Sanatlar Müzesi'nin Stiglitz George Gölünde sergisini öğrenince öğleden sonra hemen sergiyi görmeye gittim. O sergi bana bir şeylerin içinde bir şeyler görme konusunda ilham verdi. Aynen bulutlara bakınca onların içinde bir şeyler gördüğümüz gibi. Stiglitz'in eşdeğerler serisinin güzelliği şu. Bulutlara bakınca hep farklı farklı şekiller görürsünüz ama eşdeğerlerdeki bulutlarda şekiller görmüyorsunuz. Sadece bulutları görüyorsunuz. Sergiden çıkar çıkmaz, oradan ayrılırken müzenin yerlerdeki harika mermerleri dikkatimi çekti. Hala bulutları düşünüyordum. Oradan ayrılırken de yere baktım ve oradaki bulutları gördüm. Sonra fotoğraf makinemi çıkarıp yerde gördüğüm o bulutların resmini çekmeye başladım. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Ben de orada çalışıyordum. Evet. Zemindeki o döşemeleri çok iyi hatırlıyorum. Sonra hediyelik eşya mağazasına gidip üzerinde çizim yapabileceğim bir parça kağıtla bir makas aldım. Bunlarla küçük, yuvarlak, aya benzer bir şeyler hazırladım ve sonra bunun da zeminde fotoğrafını çektim. Bir güvenlik görevlisi geldi ve ne yaptığımı sordu. Ona hiçbir şey sadece zeminin fotoğraflarını çekiyorum dedim. O da bana hayır bunu yapamazsın dedi. Ben de ona neden ki sadece zemini çekiyorum. Buradaki insanlar sanat eserlerinin resimlerini çektiklerinde bile umursamıyorsunuz dedim. Dışarı çıkıp geri geldim ve sonra da dört film rulosu fotoğraf çektim. Stiglitz'inkilerle benzer bir şey yapmaya çalışıyordum ama bunlar aslında sadece müzede Stiglitz'in sergisinin önündeki zeminin resimleriydi. Size tanıdık gelen bir şeylerle uğraşırken ilk başta her şey harika çünkü ona karşı açıksınız. Ona tekrar görmek istediğiniz bir şey olarak bakarsınız ama sonra başka bir şey fark edersiniz. O aslında ilk düşündüğünüz şey değildir. İşte o duygu uzun süren bir tesir yaratma ve bir sohbet başlatma konusunda oldukça etkilidir. Siz daha fark etmeden önünüzdeki şeyle ilgili bir sorular serisiyle karşı karşıya olacaksınız. Yani o anda sadece bir şeye bakmıyorsunuz. Aynı zamanda bir şeye nasıl baktığınızı da düşünüyorsunuz. Benim de eserlerimle onlara bakanlar arasında olmasını istediğim etkileşim bu. Fotoğrafları ürün olarak değil de süreç olarak gördüğünüzde gerçekten ne anlama geldiklerini anlamaya başlıyorsunuz. Annem sergilerimden birine gelmişti. Onun ilk müze ziyareti benim bir sergimi görmek içindi. Ben de çalışmalarımı her zaman onun için yapıyorum. Annem bir şeyi beğenmezse o zaman o şey güzel değil demektir. Sanırım ben anlaşılmadığı için ve zamanın ötesinde olduğu için övünmeyen o sanatçılardan biriyim. Ben bu an ve buradayım. İnsanların yaptıklarımı anlamalarını veya en azından gördüklerinde bir şeyler hissetmelerini isterim. Çünkü ben çalışmalarımı sadece belli bir kitle için yapmıyorum. Eserlerimde herkes için bir şeyler var.